Evet sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. YÖSANEM rehberlik olarak bugün sizlere koronavirüs ve sınavların ertelenmesi konusuna değineceğiz. Şimdi bazı üniversiteler şu an resmi olarak üniversite yani YÖS sınavlarının ertelendiğini duyurdular. Bu üniversitelerin haricinde de tabii ki şu an bizim öngördüğümüz, arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar, planlamalar doğrultusunda öngörülen bazı sınavların da ertelenmesi durumu söz konusu. Fakat bunlar tabii ki üniversiteler resmi olarak açıklamadan, buradan size herhangi bir açıklama yapma gibi bir durum söz konusu değil. Veya şu üniversiteler illa erteleyecektir, bunlar ertelemeyecektir, şu kadar 4 tane üniversite erteleyecek, 5 tane üniversite erteleyemeyecek şeklinde bir şey söylememiz de şu an için uygun değil arkadaşlar. Ama olan durumlar üzerinden değerlendirecek olursak, görüntüye bakacak olursak bu kapsamda. Şimdi arkadaşlar bakın, burada şimdi İstanbul Üniversitesi sınavını ne yaptı? Erteledi. Çukurova Üniversitesi sınavını ne yaptı? Erteledi. Bu iki üniversite de sınav erteleme sebebi olarak koronavirüsü gösterdi. Bunlar zaten internet sitelerinde resmi olarak bunun duyurusunu ne yaptılar? Yaptılar arkadaşlar. İşte vize sıkıntısı, sınır kapılarındaki sıkıntılar veya ulaşım kaynaklı sıkıntılardan dolayı sınavımızı erteledik şeklinde bir açıklamaları var. Zaten kendi resmi internet sitelerine girdiğinizde de bunları görebilirsiniz. Bunların haricinde sınav değişikliği yapan üniversiteler ne? Hangileri? Bir, Celal Bayar Üniversitesi. Nerede? Manisa'da. Bir de Uşak Üniversitesi. Şimdi bakın, Celal Bayar Üniversitesi sınav tarihini değiştirdi fakat bu sınav tarihi değişikliğini direkt koronavirüse veya farklı herhangi bir sebebe bağlamadı. Burada Uşak Üniversitesi'ne baktığımızda da Uşak Üniversitesi sınav tarihinin değişmesini arkadaşlar farklı diğer üniversitelerle çakışmadan kaynaklı bir sınav değişikliğine gitti. Bunu bu şekilde resmi internet sitesinde açıkladı. Şöyle bir ifade var. Şimdi burada açıp uğraşmayalım resmi ifadenin aynısını ama bakabilirsiniz Uşak Üniversitesi'nin kendi sitesinden, resmi sitesinden. Öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda diğer üniversitelerle sınav tarihimiz çakıştığı için farklı bir tarihe sınav tarihimiz ötelenmiştir şeklinde bir açıklaması var Uşak Üniversitesi'nin. Şimdi burada nereye değineceğiz? Bu Uşak Üniversitesi'nin durumunda olan birçok üniversite var. Şimdi burada sıralı bir şekilde aşağıya doğru ineceğiz. Bu üniversiteleri tek tek beraber inceleyeceğiz. Bakın mesela ilk etapta burada Gaziantep Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi, ikisi de 4 Nisan'da. Şimdi bu iki üniversiteye de girmek isteyen arkadaşlar olabilir. İleride daha vahim tablolar var. Oralarda zaten olay artık kopuyor. Lütfen videonun tamamını dinlemenizi rica ediyoruz sizlere. Şimdi aşağı doğru geldiğimizde burada da hem güncel tarihleri de görmüş oluyorsunuz. Harran Üniversitesi 5 Nisan, Gazi Osman Paşa, Balıkesir Munzur var 11 Nisan. Hani talep olur olmaz Balıkesir'e, Munzur'a tartışılır. Giden var, gitmeyen var. Ama aşağıda daha vahim üniversiteler var arkadaşlar. Bakın şimdi Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi. Geçen yıllarda binlerce insanın girdiği bir üniversite sınavıydı. Atatürk Üniversitesi yine aynı şekilde Erzurum ve Sivas'ta olan üniversiteler. İkisi de 18 Nisan. İnan Üniversitesi 18 Nisan. Şimdi arkadaşlar burada ne yapıyorlar? Sıkıntı yaşıyorlar. Hangi üniversiteye başvurayım, hangi sınava gireyim konusundan. Şimdi devam edeceğim. En sonunda yapmanız gerekenler konusuna tekrardan değineceğiz arkadaşlar. Şimdi bir sonraki sayfaya geçelim. Evet. Bir sonraki sayfaya geçelim. Şu sayfayı temizleyelim hemen. Bakın şimdi arkadaşlar liste devam ediyor. Yani liste gerçekten içler acısı bir bu yıl içler acısı bir sınav takvim programı var. Şimdi Atatürk Üniversitesi zaten yukarıda değinmiştik. Bakın Sakarya Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi 19 Nisan. Geldik şuraya bakar mısınız? Uludağ Üniversitesi, Cerrahpaşa Üniversitesi 25 Nisan. İkisi de arkadaşlarımızın girmek istediği tıp olsun, diğer bölümler olsun için başvurmak istediği sınavlardan. Uludağ Üniversitesi, Cerrahpaşa Üniversitesi. Biri İstanbul'da, biri Bursa'da. İkisi de 25 Nisan'da. Şimdi ne yapacak bu arkadaş? Yani arkadaşlar gerçekten şu an bizler danışmanlık hizmeti veren hocalarınız olarak veya işte sizlere bir belli plan program dahilinde ders yetiştirmeye çalışan hocalarınız olarak bunlar insanları zor duruma sokan durumlar. Yani öğretmen olarak bizler düşünüyoruz. Yani ne yapalım? Nereye başvuralım arkadaşımız için? Hangisi daha iyi olur? Gerçekten iyi kararlar vermeniz gerekiyor. Bakın şimdi aşağıya doğru indiğimizde yine burada aynı şekilde Ege Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi. Bakın tarihlere
9 Mayıs. Yani ikisi de İzmir'de olan iki tane üniversitenin aynı tarihe sınav koymasını belki şöyle açıklanabilir. Hani bu bir nebze şöyle bir şey deseler, mesela Ege Üniversitesi sabahtan, İzmir Demokrasi Üniversitesi de öğleden sonra yapacak dese, resmi bir şekilde saatini açıklasa, hani bir nebze o zaman dersin ki şehir dışından gelen arkadaşlar için bir güzellik yapılmış, ama öyle bir şey de şu an için söz konusu gibi durmuyor. Yani Ege Üniversitesi, yanlış hatırlamıyorsam, tabii ki 79-80'e yakın üniversite, 79 tane hatta şu an resmi olarak 79 tane üniversite tarafından, 79 tane üniversite Ege Üniversitesi'nin YÖS sınav sonucunu kabul ediyor. Yani 79 tane üniversitenin kabul ettiği bir üniversitenin, Ege Üniversitesi gibi bir üniversitenin gününe gidip aynı sınavı koymak çok akıl kârı gibi gözükmüyor tabii ki. Şimdi aşağı inelim. Bununla da bitmiyor bu yılın sürprizleri bizler için, sizler için. Şimdi şurada, şuradan gözden kaçtı herhalde. Bakayım bir saniye. Heh. Bakın şurası. Mesela yani şimdi deseniz ki hangi üniversiteye sınavına gireceksin, belli başlı sayın. 4-5 tane saydığınızda yine ilk başlarda gelecek üniversitelerden Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi gelir. Bunlar da yine aynı günde, 10 Mayıs. Şaka gibi bir sınav takvimi. İşte buradan neyi görüyoruz arkadaşlar? Bakın şimdi aşağıda Akdeniz Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, işte Celal Bayar Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, 19 Mayıs Dumlupınar. Bunlar hep aynı tarihlerde olan üniversiteler. Hani özellikle şurada yine sıkıntılar olacak. Ankara, Anadolu tercih etmek zorunda kalacaksınız. Güzel tercihler yapmak zorundasınız. Neyi görüyoruz burada? Yani üniversitelerin gerçekten belli kendi aralarında da bir ilişkinin, belli bir irtibatın olmadığı, bu sınav takvimini oluştururken olmadığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ama tabii bunlar bizim moralimizi bozmayacak. Bunları göz önünde bulundurarak güzel sınav başvuruları yapmamız lazım. Güzel tercihler yapmamız lazım arkadaşlar. Planlamamızı ona göre güzel bir şekilde hazırlamamız lazım. Şimdi burada değinmek istediğimiz konulardan bir tanesi de, şimdi ilk başta yukarıda bahsettik. Sınav tarihini şu an resmi olarak değiştiren üniversitelerden. Şu 4 tane üniversite var. Ama şunu söyleyebiliriz. Nisan ayındaki planlı üniversitelere biraz temkinli yaklaşmak lazım. Yani bu üniversitelerin, Nisan ayında planlı olan üniversitelerin bir kısmının sınavlarını Mayıs, Haziran ve hatta Temmuz, belki Mayıs-Haziran yoğunluklu olmakla birlikte Mayıs-Haziran aylarına öteleyeceğini, erteleyeceğini, sınavlarını erteleyeceğini biz düşünüyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Buna göre bir kafada planımızın olması lazım. Bunu bir kere unutmayacağız. Ondan sonra şimdi bu kapsamda olaya baktığımızda ne yapabiliriz hocam? Yani tamam, siz bunları anlattınız ama biz bu konuda, bizim üstümüze düşen görev ne? Biz neler yapabiliriz? Bize ne önerirsiniz dediğinizde biz diyoruz ki yapmamız gereken bazı durum şeyler var. Yani dikkat etmemiz gereken hususlar var. Bir, yani mümkünse arkadaşlar başvurunuzu, eğer üniversitenin başvuru sürecine daha vakit varsa, yani son haftalar girilmediyse, başvuru süresini biraz uzatın. Yani başvuru yapacağınız tarihi biraz daha öteleyin. Erkenden başvuru yapmayın. Bu bir. İkincisi, mutlaka ama mutlaka bir ikinci planınız olsun. Yani bir backup planınız olacak. Yani ben şu üniversiteye başvuracağım, bu üniversiteye başvuracağım, bundan başka benim hiçbir üniversite umurumda olmaz gibi bir psikolojiye kesinlikle ne yapacaksınız? Girmeyeceksiniz. Mutlaka arka planda bir backup planınız olacak. 3. Yani her zaman söylüyoruz öğrencilerimize. Yani üniversite duyurularını çok iyi bir şekilde takip etmeniz gerekiyor. Maalesef YÖS'ün şu anki sisteminde üniversite duyurularını iyi bir şekilde takip etmek zorundasınız. Bunları yaparken de mutlaka resmi internet sitelerinden, yani üniversitenin resmi sitelerinden faydalanmaya çalışın. Hocam bir sürü üniversite var, biz bunların hepsine nasıl bakacağız diyorsanız da, takip ettiğiniz internet siteleri, takip ettiğiniz hesaplar, işte YouTube kanalları, Instagram hesapları, nereden takip ediyorsanız edin, mutlaka doğru bilgiyi süzgecinden geçirip sizler için sunan hesapları takip etmeye çalışın arkadaşlar. 4. Şuradan sonrasında lütfen dikkat edin. 4. Bu süreçte bir kere her duyduğumuza inanmayacağız arkadaşlar. Şimdi bakın, İstanbul Üniversitesi sınav tarihini öteledi. Yani o kadar çok
kirli bilgi dolaşıyor ki etrafta. İşte sınav tarihini öteledi, konularda değişecek mi? Konular değişecekmiş, duyduk. İşte integral gelecekmiş, türev gelecekmiş. Ya zaten üniversite bu integrali türevi soracaksa sınavında, hani bunun için sınavı tarihin değiştirmeye gibi ihtiyacı yoktu. Yani zaten konuların açıklamasının altında veya sınav takviminin açıklamasının altında çoğu üniversite der ki ben sınavı 15 gün kala hem konuları değiştirebilirim hem sınav tarihimi değiştirebilirim. Yani öyle bir bağlayıcılığı yoksa zaten değiştirecekse değiştirir. Bunu bir kere arka plana itin. Şu an yayınlanmış konular ne? Bunlar tamam, bunlardan sorumlusun. Ha getirir sana derse integrali sokacağım, türevi sokacağım. Tamam arkadaşım, önünde daha senin 3 ay var. Koskocaman 3 ay. Tamam mı? Lütfen zaten bundan sonraki bu 3 ayı İstanbul Üniversitesi odaklı konuşuyoruz ama diğer üniversiteler için de bu süreçte yani 3 aya yakın zaman dilimi var. İstanbul Üniversitesi'nde şu an ne olması gerekiyordu? Bir ayınız kalması gerekiyordu. Şu an otomatikman sana 2 ay daha geldi. 6, 2 ay. Bu 2 ayı buradakiyle beraber yani toplamda 3 ayı nasıl kullanmalıyım? Nasıl kullanmalıyım? Bununla alakalı da çok güzel bir hazırlık yapıyoruz şu an. O da kısa zaman içinde gelecek. Şimdi 5. Bunu söyledik, tamam mı? Her duyduğuna inanmayacaksın. Resmi bilgilerden faydalanacaksın. Ona göre planını, programını yapacaksın. 5. Bir kere arkadaşlar bakın. Bu süreçte çalışma tempomuzdan kesinlikle taviz vermiyoruz. Yani şimdiye kadar evet herkes çalıştı. Herkes sınava girecek de İstanbul Üniversitesi sınavını işte çok rağbet oluyor bir şekilde. İstanbul Büyükşehir Üniversite güzel işte türev integral sormadacağını söylüyor. Konuların içerisinde şu an için yok. Sorar sormaz orası ayrı. Bir rağbet var İstanbul Üniversitesi'ne. Bir ay kalmıştı. Arkadaşlar diyordu ki hocam işte konular güzel. Evet işte Instagram'dan yazanlar çok oluyor veya YouTube hesabımızdan bir şekilde bize ulaşıp hocam keşke şöyle bir ayımız daha olsa var ya süper olacaktı. İşte benim şu konularım eksikti, ben onları gerçekten şöyle bir iki haftam daha olsa ben halledeceğim. Ama yetişmiyor falan. Al sana iki ay. Al sana iki ay. Buradakiyle beraber üç ay. O konuları ne yapabiliriz arkadaşlar? Çok iyi bir şekilde çalışabiliriz. Çalışma tempomuzdan, beşinci maddeye geçtik. Çalışma tempomuzdan kesinlikle taviz vermek yok. Yani bu süreçte birileri bırakacak. Çalışmayı bırakacak. Yani insan psikolojisi. Ama bizim isteğimiz ne? Bizi dinleyen arkadaşlar. Bizi rehber edinen arkadaşların bu motivasyonunu yüksek tutmak. Kesinlikle bırakmak yok. Yani kendini şartlamışsındır belki. Hocam işte ben İstanbul Üniversitesi sınavına girecektim. Nisan'ın başındaydı sınav. Ben oraya kadar kendimi sıkacaktım, sıkacaktım. Sınavdan sonra artık ben tatil moduna girecektim. Hayır, onu sil. Önünde şu an 3 ay var ve bu 3 ayda düzgün bir şekilde çalışan, düzgün, planlı, programlı çalışan arkadaşım hedefine ulaşacak. Şunu açık ve net söyleyeyim. 3 ay demek netine kafanın artı 10, artı 15 net koymak demek. Bunu da samimiyetimle söylüyorum. Lütfen çalışmalarınıza dikkat edin. Bu zaman dilimini iyi kullanan arkadaşlar gerçekten hedeflerine ulaşacaklar arkadaşlar. Bugün için söyleyeceklerimiz bunlar. Yani kaba taslak toplayacak olursak sınav tarihi değişen üniversiteler zaten kendi sayfalarında bunları paylaşıyorlar. Onlar paylaşınca zaten biz gecikmeden ne yapıyoruz? Bunları sizler için paylaşıyoruz. Üniversitelerin sayfalarını resmi internet sitelerinden mutlaka takip etmeye çalışın. Edemiyorsanız da güvendiğiniz kurumların sayfaların hesaplarını takip etmeye çalışın arkadaşlar. Dediğim gibi Nisan ayındaki sınavların tarihlerinde bir kısmında değişiklik bekliyoruz. Bu çakışma kaynaklı üniversitelerde de inşallah bazılarınla umutluyuz sınav tarihini değiştirme konusunda. Öyle güzellikler yapılabilir diye düşünüyoruz kendi adımıza. Benim bugün için söyleyeceklerim bu kadar. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız, yani biz zaten böyle rehberlik videolarını kendi öğrencilerimize internet sitemiz üzerinden 2 haftada bir, 3 haftada bir mutlaka yapıyoruz. Şu an sınavlar yaklaştığı için artık haftada 1'e 2'ye çıkarttık. En baştan itibaren mutlaka yaptığımız rehberlik hizmetlerinden de bunlar. Eğer bu tarz videoların da sizler için de gelmesini istiyorsanız, YouTube'da bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen beğenin, abone olun ve bildirimlerinizi de açın arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.